gelir hasret, yakar içini. Sevgilin muhtaçtır insan insana. Bir gün gelir hasret, yakar içini. Sevgilin muhtaçtır insan insana. Yaşamam vazifa, unutamazsın. Yabancı kollarda seni dolaşamazsın. Gururun bırakmaz, ağlayamazsın. Bir dost bir arkadaş gerek insana. Gururun bırakmaz, ağlayamazsın. Bir dost bir arkadaş gerek insana. Gidersen kahrolup yıkılacağım. Acılar seline karışacağım. Bu aşkın yolunda kaybolacağım. Ayrılık zor gelir seven insana. Bu aşkın yolunda kaybolacağım. Ayrılık zor gelir seven insana. Yaşamam mazifa, unutamazsın. Yabancı kollarda sen dolaşamazsın. Gururun bırakmaz, ağlayamazsın. Bir dost bir arkadaş gerek insana. Gururun bırakmaz, ağlayamazsın. Bir dost bir arkadaş gerek insana. Hemen giyin Ferdi. Su gibi terlisin. Şöyle buzlu bir viski olsa serinlerdim. Beni kandıramazsın. Viski yerine sana sıcak bir çay ikram edebilirim. Ağzıma bir de biberon ver de tam bebeğin olayım. Bebeğimsin, kocansın, her şeyim. Girin. Gazetecileri zor atlattım. Bin bir dalavera çevirdim. Yarına erteledim. İyi olmuş. Bu gece karıma sözüm vardı. Ne sözü? Unuttun mu? Bu gece evlilik yıl dönümümüz. Seni dansa davet etmiştim. Hınzır. Daha önce söyleseydin hazırlanırdım. Üstüme bir şeyler giyerdim. Sen her halinde güzelsin yavrum. Unutmadan söyleyeyim. Sarı Davud'un selamı var. Aleyküm selam. Çıkmış mı içeriden? Çıkmış. Yarın açılışları var. Seni de mutlaka aralarında görmek istermiş. Adına bakılırsa belalı biri olmalı. Yırtıcı adamdır.
Kaderi yolunu öyle çizmiş. Bana çok iyiliği vardır. Elimden tuttu, arka çıktı. Gazino alemi kuyu gibidir. Düşersen çıkamazsın. Batakhanelerde sıradan şarkıcıydım. Beni dinleyip beğenmiş. Şehirde lafı dinlenir adam. Kalbime girecek ve ben asla kıskanmayacağım. Ne demek istiyorsun? Bari kim girecek onu da söyle. Çocuğumuz Ferdi. Çocuğumuz mu? Hı. Yakında anne olacağım. Çok mutluyum, çok çok. Dünyanın en güzel annesi olacaksın. Ve de dünyanın en mutlu annesi. Seni seviyorum. Çok iyi el verdin. Arka çıktın. Sizin iyiliklerinizi Ferdi Bey hep anlatır Davut Bey. Estağfurullah. Biz yolunu açtık sadece. Bir ihtiyacın olursa söyle abi. Şimdilik yok. Bu kumarhane işi mucur bir iş. Yakında iyi bir tezgah kuracağım. Senin de çorbada tuzun bulunacak kardeş. Hayırlısı olsun abi.
Bağlantılar tamamlandı Ferdi. Almanya'ya yolculuk göründü artık. Ne zaman gideriz? Ay sonunda hareket ederiz. İyi. Bir ayda turneye koy. Demek ki tam zamanında dönmüş olacağım ama... ...tam zamanında dönemezsem konseri bırakırım ha. Belki dönmeyiz. Almanya'dan sonra Avustralya'yı bağlarım. Sen şaşırmışsın. İmkansız bu. Karımın yanında olmak isterim. Biliyorsun doğum var. Sen nasıl istersen hayatım. Öl de öleyim. Alo. Oo, merhaba Davut abi. Sana bahsettiğim tezgahı kurdum. Yalnız sana ihtiyacım var. Emrin olur abi. Turne ne zaman kardeş? Kısmetse ay sonunda abi. Giderken bir ricamız olacak sana. Emret abi. Estağfurullah. Bir iki paketimiz var. Yanında emanet götüreceksin. Hediyelik. Evet, hediyelik. Yük de hafif, paha da ağır bir mal. Seni orada karşılayacaklar. Tamam mı? Beni bağışla abi. Bu işe bulaştırma beni. Ne demek yani? 40 yılda bir işimiz düştü. Yapamam abi. Sorumluluğunu taşıdığım bir karım... ...ve doğacak bir çocuğum var. Çok çabuk unuttun süründüğün günleri. Unutmadım. Nankör de değilim. Nankörsün. Çok nankörsün. Seni adam yaptım. Para yüzü gördün. Ülkenin en zengin adamının kızıyla evlendin. Batakhanelerde sürünseydin... ...karın sana gelir miydi ha? Karım bana ünlü olduğum için gelmedi. Birbirimizi sevdik. Bırak pahavrayı. Şöhretin... ...paran olmasaydı... ...bir hiçtin sen. Hiç. Bu iş olacak Ferdi. Yapamam. Sana borcumu başka türlü öderim. Paraysa para. Bütün kazancımı iste vereyim. Ama beni bu pis işe alet etme. Geri dönüş yok artık. Mal hazır, alıcı hazır. Bizim alemi bilirsin. İşi sana açtık bir kere. Ağzım sıkıdır. Bende kalır. Duymamış olurum. Son sözüm bu abi. Dur. Sana bir gün tükürdüğünü yalatırım. Dediklerimi yapmaya mecbur kalırsın. Hadi şimdi güle güle. Bugün telefonda çocuğun olacağını söylediğinde... ...çok şaşırdım. Sevineceğini sanmıştım baba. Sevinirdim. Dünyalar benim olurdu. Torunum o serserinin çocuğu olmasaydı tabii. Ferdi serseri değil baba. Beni mutlu etti. Bitsin artık bu kırgınlık. Asla bitmeyecek. Sen onun için bulunmaz bir fırsattın. Ülkenin en zengin adamının kızıydın çünkü. Asla düşündüğün gibi değil baba. Bir gün benim haklı olduğumu anlayacaksın kızım. Ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. Sana her zaman kapım açık. Ama o adamı sakın buraya getirme. İşte çıkıyor. Thank you.
istiyorsunuz benden? Paraysa alın çantam. İşte bu küpenin eşiydi. Plakayı tespit edebilseydiniz çok kolay olurdu. O kadar şaşırdım ki aklıma gelmedi. Bahar, ne var, ne oldu? Sokak serserileri. Sağ olsunlar, memur beyler ilgileniyor. Profesyonel oldukları belli. Yalnız karışık bir durum var. Hanımefendi çalınan küpesinin fazla değerli olmadığını söylüyor. Mesela para çantasını almamışlar. Kesinlikle soygun amaçlı değil. Korkutmak, gözdağı vermek istemişler. Karının küpesi kardeş. Üzerinde de kanı var. Bu mu senin kabadayılığın? Bana yap yapacağını. Sen bana lazımsın. İstediğimi yap da bu tatsızlık bitsin. Yapmam dedim. Gözümü de korkutamazsın. Bilirim. Korkmazsın. Ama karının da üzülmesini istemezsin. Uzak durun ondan. Karıştırmayın bu işe. Kes! Dönüşü yok dedim sana. Dediğimi yapacaksın. Yapmazsan... bu sefer karını kirli olarak gönderirim sana. Sus! Sus diyorum sana, sus! Çabuk karar ver. Fazla vaktimiz kalmadı. Nem var senin? Devamlı düşünüyorsun. Hiç. Şu turne o kadar zamansız ki. Avansı iade etmek istedim. Kabul etmediler. Biletlerin tümü satıldı diyorlar. Seni de götüreyim mi Bahar? Zamanımı sevgilim. Çocuğumun vatanımda doğmasını isterim. Bak, sabırsızlandı iyice. Karnımı nasıl da tekmeliyor kerata. Hissediyorum. Kımıldayışını duyuyorum. İlk oynadığında kimin yüzüne bakarsam ona benzermiş derler. Yani şimdi bana mı benzeyecek? Hı hı. Ahbap, anneni üzme Emin. Ve de yorma. Kötü bir rüya gördüm. Bir kabus. Çıldırdın mı sen? Gitmezsek rezil oluruz. Hiç değilse erteleyelim Sami. Mümkün değil. Salonlar tutuldu, biletler satıldı. Gurbetçiler seni bekliyor Ferdi. Neyin var senin? İçimden gitmek gelmiyor. Tamam.
Kimdi o adam? Evden çıkan adamın ne işi vardı burada? Bu telaşın ne senin? Günler için teşekkür etmeme bile fırsat bırakmadın. Güller mi? Gördüğün adam yolladığın gülleri getirdi bana. Yoksa sen göndermedin mi? Ben gönderdim tabii. Ben gönderdim. Güller sana son ihtardı. Buraya gelmeseydin yarın işi bitirecektik. Gelmekle çok iyi yaptın. Hem sen kazanacaksın hem biz. Boşuna üzüldün, gördün mü? İşte böylece de karın hayatı kurtulmuş oldu. İner inmez telefonu. Her saat başı arayacağım seni. Kendine iyi bak, soğuk şeyler içme. Daha şimdiden özlemeye başladım. Seni böyle bırakıp gitmek istemezdim ama... mecburum. Sen beni merak etme. Kartal 2, perdeyi gördük, takip ediyoruz. Kartal 2, irtibatı kesmeyin. Bahar! Neredesin? Bahar! Niçin geri döndün? Beni de mi götüreceksin yoksa? Bir şey sorma, sonra anlatırım. Gidin buradan! Kapıyı aç Ferdi! Uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla seni kanun namına tevkif ediyorum. Attılar beni. Ferdi! Polisler! Ünlü bir sanatçısın, sevilen bir kişisin. Neden bu yola düştün? Mecbur edildim. Sarı Davut ve adamları tarafından mecbur edildim. Hamile karımı öldürmekle tehdit ettiler. Bu söylediklerin doğru olabilir. Ama ne yazık ki suçsuz olduğun anlamına gelmez. Mahkemeye çıkarılacaksın. Karımı merak ediyorum. Onu görmeme izin ver. Bir oğlunuz oldu. Ya karım? Karım nasıl doktor bey? Hayati bir tehlike yok. Yalnız maalesef bir daha anne olamayacak.
isterim lütfen. Bunu yapamam. Hangi yüzle geldin buraya? Defol git. Rahat bırak bizi. Bırak baba. Neler söyleyeceğini merak ediyorum. Durumumu sana nasıl anlatacağımı bilemiyorum Bahar. Büyük bir oyuna geldim. Beni mahvettiler. Ama kurtulacağım, göreceksin. İnanmıyorum. Her şeyimiz vardı. Para sorun değildi bizim için. Eski karanlık günlerinden, serseri arkadaşlarından kopamadın. Düşündüğün gibi değil. Benim için her şey demeksin Bahar. Hayatımın anlamı sensin. Ben ve çocuğum ölümden döndük. Bir mucize kurtardı yavrum da beni. Katilimiz sen olacaksın. Böyle konuşma. Bunda benim bir suçum yok. Doktor tehlikeyi atlattığımızı söyledi. Yaşayacaksınız. Suçsuzluğum ortaya çıkacak. Ben yine yuvamıza döneceğim. Ama sen öldün artık bizim için. Bana inanmıyor musun? Ben senin kocanım. Bana inanmalısın. Sana inanmak mı? O mazide kaldı. Seninle evlenebilmek için, senin için ailemi bile terk etmiştim. Ama sonuç, sen bir serserisin. Bir zamanlar serseriydim. Ama seni sevdim. Seninle yükseldim. Şöhret oldum, yıldız oldum. Ama mutluluğumuzun sonu gelmedi. Altı saat oldu Bahar Hanım. Süt vermeniz gerekiyor. Selam evlat. Seni böyle karşılamak istemezdim. Serbest kalır kalmaz sana koşacağım. Annen suçsuzluğuma inanmadı. Sen inan emin. Çünkü ben suçsuzum. Yemin ediyorum. Gelemez misin? Gelemez misin?
Sami Bey burada mı? Burada, içeride efendim. Sami Bey'le görüşmek istiyorum. Kim arıyor diyeyim? Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur geldi efendim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Birden tanıyamadım da, geçmiş olsun. Hiç aramadım. İşlerden be Ferdi. Keşke gelmeden önce haber verseydin. Hemen dışarı çıkmam lazım da. Biraz konuşalım. İşsizim. Parasızım. Hem bir hesap görelim mi? Hesaba oturursak sen zararlı çıkarsın. Para cezanı cebimden katıp ödedim. İşe gelince halk artık seni unuttu Ferdi. Üstelik eroin kaçakçılarına katil gözüyle bakıyorlar. Öyle olmadığını biliyoruz. Ama halk seni öyle biliyor. Sakın alınma ama buraya gelmesen iyi olur. Şu iki onluk seni idare eder. Sadaka istemeye gelmedim. İş istiyorum. Beni bağlayabileceğin küçük de olsa bir yer yok mu? Ben artık küçük işlere bakmıyorum. Büyük gazino programları yapıyorum. Büyükte bir yıldızım var. Organizatörler artık seninle ilgilenmezler. Kendin baksan daha iyi edersin. Sami'nin ne köpek olduğunu bilmez miyim? Benim de sigortalarımı yatırmamış. Bu yaştan sonra bir sazda garsonluk yapıyorum. İnsan düşmeye görsün Asım Baba. Ne arayanı kalıyor ne de soranı. Ne güzel günler yaşadık oğlum. Çok iyiliklerini gördüm senin. Gariban babasıydın. Allah bilir ya, herkes inandı ama ben inanmadım. Çünkü sen böyle bir insan değilsin. Sağ ol. Karım bile inanmadı bana. Halbuki seni ne kadar severdi. O sevgi dolu kadın şimdi bana yabancı Asım Baba. İçeri girince boşandık. Oğlumu bir kere olsun getirmedi bana. Büyümüştür şimdi. Kim bilir beni nasıl tanıttılar. Ama benim vicdanım rahat. Bir gün kavuşacağım oğlum. Senin kanın o. Hakkın var oğlunda. Onu senin elinden zorla alamazlar. Gidip konuşacağım. Koleksiyonumun en kıymetli iki parçası bunlar kızım. Bunun adı Burak. Bununki de Bahar. Koleksiyonunun dünya çapında olduğunu yazıyordu dünkü gazete. Öyle sayılır. Yaz başında Amerika'daki fuarda elmaslarımı sergileyeceğim. Hanımefendi, Bibi sizi görmek istediğini söyledi. Kapıda bekliyor. Kim olabilir ki? Adının Ferdi olduğunu söyledi. Ferdi mi? Adamda utanmak yok ki. Kendisini görmek istemediğimizi söyle. Israr ederse adamlara söyle, sokağa alsınlar. Baş üstüne beyefendi. Dur biraz. Salona al, onunla konuşacağım. Beni görmek istemişsin. Merhaba. Seni çok iyi gördüm. Fazla vaktim yok. Ne istiyorsun? Oğlum için geldim. Onu görmek istiyorum. Evde yok. Okulda.
Ne zaman görebilirim? Hiçbir zaman. Bak Bahar, senin her şeyin var. Bir ailen, umutların, yarınların var. Benimse oğlumdan başka hiçbir şeyim yok. Anlayışlı ol biraz. Anlayışlı olması gereken sensin. Oğluma ayrıldığımızı söyledim. Alıştı artık babasızlığa. Huzurunu bozma. Bir baba evladının huzurunu bozar mı? Baba bir sabıkalıysa, toplum için bir çıban başıysa bozar. Ben anlattığın gibi değilim Bahar. Niçin hapislerde yattın öyleyse? Uyuşturucu kaçakçılığı gibi iğrenç bir işi neden yaptın? Bana bu konuda bir yabancı gibi davrandın. Gerçekleri benden duymayı bile istemedin. Oysa sen benim karımdın, canımdın. Ama babanla birlik oldun. Böyle düşünemezsin. Ben de seni sevmiştim. Neden babamla birlik olayım ha? Niçin susuyorsun? Neden öyle bakıyorsun? Cevap versene. Boş ver. Söylesem de artık çok geç. Çünkü seni kaybettiğimi şimdi anladım. Artık oğlumu kazanmak için mücadele edeceğim. Asla! Asla kazanamayacaksın. Kızım senin gibi bir serseriden kurtuldu. Torunum da kurtulacak. Benim bir parçam o. Evladım, oğlum, canım o. Ya, bırak bu masallarından maksadını söyle. Kaç para istiyorsun? Oğlun için kaç para istiyorsun söyle. Satılık eşyadan söz etmiyorum Tahir Bey. Oğlumu istiyorum. Hakkın var mı istemeye? Kendin gibi mi yetiştireceksin? Gerçek sevgi beslediysen fedakarlık et. Arama. Bebecikti gördüğümde. Yüreğime beşik yaptım yavrum. Büyüttüm. Düşler kurdum oğlumla. Acımasız olmayayım. Göreyim, konuşayım. Yemin ederim ki yoksa... Yoksa ne yaparsın? Gücün var mı zorla almaya? Benim gücüm yok belki Tahir Bey. Ama kanunun gücü var. Onu sizden alacağım. Davacının halen işsiz olduğu, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hüküm giydiği bilinmektedir. Sayın hakimim, toplumu zehirleyen bir adama evlat teslim edilmeyeceğini siz de takdir edersiniz. Böyle bir baba oğluna ne verebilir? Bu sorumun davacıya tevdi edilmesini talep ediyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadardır. Davacı Ferdi Tayfur. Hakkında söylenenleri, işsiz olduğunu ve bugüne kadar geçmişinde olan yüz kızartıcı suçunu da göz önünde bulundurarak hala çocuğuna çok iyi babalık yapacağına inanıyor musun? Evet efendim. Başımdan böyle bir olay geçmişti. Ama siz de takdir edersiniz ki bir babanın çocuğuna göstereceği şefkati, sevgiyi olay ne olursa olsun engelleyemez. Davalı vekilinin sorduğu suale ne cevap vereceksin? Oğluma ne verebileceğimi sordular sayın hakimim. Kendileri her şeyi verdiklerini sanıyorlar. Pahalı oyuncaklar, giysiler, bolluk içinde bir yaşam vermişler, kabul ediyorum. Şimdi ben onlara soruyorum. Bir babanın sevgisini verebilmişler mi? Tanrı'nın verdiği bu yüce duyguyu satın alabilirler mi? İşte benim oğluma verebileceğim tek şey bu sayın hakimim. Sadece sevgi ve şefkat. Söyleyeceklerim bu kadar. Karar.
Dava konusu çocuğun velayetinin babası işsiz ve sabıkalı olduğundan medeni kanunun 262. maddesi gereğince çocuğun annesine verilmesine. Babanın 15 gün arayla pazar günleri saat 9'dan itibaren çocuğu ile birlikte olup akşam 17'de çocuğu annesine teslim etmesine Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verin. Beterin de beteri var be evlat. Ya hiç göstermeselerdi? Gün ola harman ola. Şöyle bir toparlan, bir iş tut hele. Artık sahneye çıkamam. Alnımda öyle bir leke var ki kolay temizlenmez. Böyle düşünme oğlum. Kendini başa dönmüş say. Önce küçük yerlerde başlarsın. Ha? Ne dersin evlat? Cesaretim yok. İş isterken geçmişimi yüzüme tokat gibi vurmalarından korkuyorum. Mesela benim çalıştığım yer senin için başlangıç olabilir. Böyle bir iki yer ayarlarsak yemeği doğrulttun gitti. Ferdi Tayfur'u insan düşmeye görsün. Ne plaklarını ne bantlarını satardım. Allah kimseyi düşürmesin. Kendi düşen ağlamaz. Gözünü para hırsı bürümeseydi. Müzik
Bakıyorum yine başa dönmüşsün. Ekmek para mı kazanıyorum? Böyle yerlerde çalışman benimle tanışmadan önceydi. Ama şimdi çocuğumun babasısın. Oğlumun babası olacak insanın bu gibi batakhanelerde çalışıp sonra da çocuğumu alıp gezdirmesine müsaade edemeyiz. Bizim ailemize yakışmaz. Ben böyle yerlerde yetiştim. Bir zamanlar bu insanlar beni yükseltti. Burası batakhane olabilir. Ama benim de ekmek paramı kazanmam lazım. Ben anlamam Ferdi. Babamla konuştum. Fabrikada sana bir iş verecek. Öyle mi hanımefendi? Babanız beni evinize uşakalsa daha iyi olmaz mı? Küllüm oldu. Halk tarafından unutuldu gitti. Ben unutmadım. Beni okumasaydı içeride yatmazdım. Ara, onu bulsunlar. Bulunca da haber verin. Yaşatmayacağım köpeği. Ne oluyor yahu? Elin ayağın birbirine dolaşıyor evlat. Kolay mı baba? Biliyorsun oğlumla buluşacağım bugün. Ne olacak bilmiyorum. Ya beni istemezse? Hadi çabuk bitir şu yemeğini. Baban neredeyse gelir. Sen de bizimle gelsene. Gelemem yavrum. İçim. Sana kaç defa anlattım. Babanla ayrıldık biz. Keşke ayrılmasaydınız anne. Babam o zaman hep bizimle beraber olurdu. Ne yapalım yavrum? Kısmet böyleymiş. Doydum anneciğim, artık yemeyeceğim. Bunu da ye, tamam yavrum. Sana bir şey söyleyeceğim ama doğruyu söyle. Söyle yavrum. Babamla neden ayrıldınız? Ben sana anlatayım evladım. Baban annenden niye ayrıldı biliyor musun yavrucuğum? Baba, yalvarırım baba, sus. Babam geldi. Babam geldi. Anne açamıyorum aç. Tamam çabuk, canım, çabuk. Tamam. Merhaba. Merhaba. Baba. Seni çok özledim baba. Annem seyahatte olduğunu söyledi bana. Sağ ol. Gidebilir miyiz? Benim arabamı alabilirsin. Olmaz anne. Arabayla gitmem. Ben babamın elinden tutup yürüyeceğim. Neden yavrum? Bütün mahalle arkadaşlarım görsünler. Burak'ın babası geldi desinler. Alaş mı anladık anneciğim? Güle güle. Güle güle oğlum. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Öpeyim amca. Öp bakayım. El öpenlerin çok olsun. 41 kere maşallah. Bak. Beğendin mi? Bunu sana aldık. Bip bip bip. Babacığım.
sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin, benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin, ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin, benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin. Nasıl ayrılıyorsun? Sensin benim tesellim. Sen beni anlamıyorsun. Sensin benim tesellim. Sen beni çıkıyordu. Babam adamın yakasına bir yapıştı tamam. Tamam ya. Babamı sen de çok seveceksin. Arslan gibi. Şimdi sen konuş bakalım. Babamın nereye gittiğini sordun değil mi? Ha? Eve gitti. 15 gün sonra gelip beni alacak. Benden uzaklaştığını hissediyorum baba. Coşkun bir sel gibi babasına akıyor Burak. Her gördüğünde o serseri çocuğa nasıl işliyordur kim bilir. Oğluma babanı sevme diyemem ki. Aşkların en büyüğünü yaşıyor şimdi ikisi. Önlem almazsak Burak senden... Hepimizden tamamıyla kopar kızım. Belki haklısın baba. Ama ne yapabiliriz ki? Çocuk babasını çok seviyor, çok. İleride bunun cezasını senle çocuk çeker. Ben de ikinizin arasında perişan olurum. Ne yapıp yapıp bir çare bulalım. Zaten tek çıkar yol var. Çocuğu seyrek göstermek. Bundan başka çaremiz yok. Burak'ı görmesini tamamen engelleyeceğiz. Daha olmazsa babasından tamamen uzaklaştıralım. Nasılsa okullar tatile girdi. Çiftliğe gideriz. Babası gelemez. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Ara,
Bu da ne? Burak. Bunun adı Bili Bili'dir baba. Sana hoş geldin diyor babacığım. Duymadım, hoş geldin diyor baba. Senin ne işin var burada? Seni çok özledim, geldim. Peki annenin haberi var mı? Yok, Bili Bili'yle taksiye bindik geldik. İyi yapmadın. Çabuk hazırlan. Eve döneceksin. Bak eğer beni eve götürürsen gene kaçarım. Seni çok seviyorum baba. Ayrılmak istemiyorum. İstemiyorum. Baba, canım babam. Canım. Hiç ayrılmayacağım senden hiç. Bili Bili yürür, konuşur ama yemek yiyemez babacığım. Senin gibi de ihtiyarlamaz dedeciğim. Onu çok mu seviyorsun? Çok severim. Tek arkadaşımdır benim. Burak nerede? Oğlum nerede? Annem geldi. Anne, buradayım anne. Burak. Meraktan öldüm yavrum. Seni götürmeye geldim. Karakola geleceksiniz. Mahkeme kararına uymadığınız ve çocuğu kaçırdığınız iddia ediliyor. İddiamın doğruluğunu siz de gördünüz memur bey. Oğlumu izinsiz alıkoydu. Onu kaçırdı. Beni babam kaçırmadı anne. Kendim geldim. Öyle değil mi baba? Ben de şahidim. Çocuk geldiğinde babası evde yoktu. Burak'ı ikna edip sabah sana getirecektim. Babamın yanında kalmak istiyorum. Hiç onun koynunda uyumadım. Bak güzelim. Baban ancak 15 günde bir seni görecek. Aksini yaparsa hapse atılır sonra... Babamı hapse attırırsan sana anne demem. Babamın yanında kalacağım. Ama oğlum... Peki yavrum. Yarın sabah gelip seni alır. Yarın sabah da gelmeyeceğim oğul. Canımın istediği kadar babamın yanında kalacağım. Gidelim memur bey. Kimseden davacı değil. Üzülmek faydasız kızım. İzin vermeyecektim kalmasına. Mahkeme kararı var elimizde. Çocuk mahkeme kararı dinler mi hiç? Bu ayrılığa dayanacağım baba. Oğlumun beni özlemesini, bana dönmesini bekleyeceğim. Sonra ne olmuş babacığım? Sonra o yıldızın hayatına kötü insanlar girmiş ve o yıldız yıkılmış. Yurdundan, evinden, çocuğundan, karısından olmuş. Daha sonra da hapse girmiş ve mutlulukları sona ermiş. Peki çocuğunu görmüş mü babacığım? Görmüş. Onu çok seviyormuş. Uslu oyna. Olur mu evladım? Olur baba. Asım dedeyle üzme sakın. Hadi olur bakayım. Babacığım. Ben akşama dönerim. Güle güle. Bekle.
Beklemen faydasız kızım. Kanunun bize tanıdığı haklardan yararlanmalıyız. Böyle beklersen çocuk daha çok bağlanır o serseriye. Ne yapacağımı bilemiyorum baba. Bilemiyorum. Gidip Burak'ı görürüm. Sen içmiyor musun? Burak, sigara içiyoruz. Sigara mı? Evet. Daha 6 yaşındı ve sigara içiyordu. Bu daha başlangıç verdi. Çok üzüldüm. Başında duramıyorum. Bugün sigara, yarın daha kötüsü. Bir gün gelecek, çok geç kaldığımızı anlayacağız. Serseri olacak oğlum. Oğlumuz diyemiyorsun. Dilim var mı? Maksadım seni suçlamak değil. Sen de istemezsin çocuğunun kötülüğünü. Kör değilim Bahar. Ben de gördüm gerçekleri. Kaç kez sana getirmek istedim Burak'ı ama kabul etmedin. Biz ikimiz büyük mutluluklar yaşadık. Bedelini acılarla ödedik. Ben bugün yaşıyorsam oğlum için yaşıyorum. Onu böylesine kaybedersen ben de kaybolurum. Üzülme Bahar. Oğlumuz sana dönecek. Söz veriyorum. Merhaba dede. Merhaba baba. Asım dedene yardım et. Bavulunu hazırlıyor. Bavulum ne olacak? Annene gideceksin. Asım deden götürecek seni. Ben gitmek istemiyorum. Ben istiyorum. Gideceksin. Sokağa çıktım diye mi bana kızdın? Peki tövbe. Artık çıkmam babacığım. Bili biliyle evde oynarım. Bili bili de yok artık. Sattım onu. Sattın mı? Yazık değil mi bili biliye? Bana da yazık. Doğru annenin evine. Sabah giderim öyleyse. Bu gece de koynunda uyuyayım babacığım. Hayır. Hemen şimdi gideceksin. Yoksa seni de bili bili gibi satarım. Dön beni baba. Ama ne olur gönderme. Biri biri ağlıyordur şimdi. Ben de ağlayacağım baba. Beni kovduğun için ağlayacağım. Dedeciğim beni anneme götür artık. (Gülüyor)
affetmeyecek misin baba? Kıskanıyorum bili bili. Makine olduğun için. Duygusuz olduğun için kıskanıyorum. Acı çekmediğin için, ağlayamadığın için kıskanıyorum. Elmasların hepsi senin yavrum. Büyüyünce ülkenin en zengin delikanlısı sen olacaksın. Deden seni ne kadar çok seviyor, gördün mü Burak? Büyüyünce her istediğini alacak kadar paran olacak. O elmasları versem, çok çok da para versem, babam gibi bir baba alabilir miyim? Babam beni maça götürürdü, ormana götürürdü, her yeri gezdirirdi. Bu elmaslarla onlar olur mu? Yemeğini yesene benim güzel oğlum. Karnım tok. Yemeğini yemezsen çabuk büyüyemezsin ki oğlum. Babam beni hiç aradı mı anne? Aramadı. Kavga ettiğinizi, babanın bili biliyi sattığını sen söylemiştin ya. Olsun, babalar hem döver hem sever. Bak yavrucuğum, baban hiç gelmeyebilirdi. Ama geldi. Biz gene eskisi gibi yaşardık. Hiç değilse tanıdım babanı. Keşke tanımasaydım anne. Keşke bu kadar sevmeseydim. Onu o kadar kırdım ki bir daha yüzüne bakamam Bahar. Sana kırgın değil. Bana gönderdiğinden beri gözünün yaşı dinmedi. Geceleri için için ağlıyor. Seni sayıklıyor. Benim de ondan farkım yok. Sevgisiz yaşanmıyor bu dünyada. Biliyorum. Birbirimiz için yapacağımız bir şey yok. Sevgimizin bir gün biteceğini söyleselerdi kim inanırdı? Sevgimiz sende bitti Bahar. Ben de devam ediyor. Dünden daha güçlü, daha sıcacık. İnan bana. Aramızdaki bağ sadece oğlumuz Ferdi. Sana bu nedenle geldim. Peki söyle, ne yapayım? Oğlumun sevgi dolu yüreğini bir daha mı yıkayım, tekrar mı yüzeyim onu? Başımı alıp gideyim istersen. Ne istiyorsun söyle. Oğluna dönmeni istiyorum. Anne, bili bili değil mi bu? Ta kendisi. Sevindin mi? Çok sevindim anne. Parasını verip geri mi aldın? Hayır. Çünkü babam bili biliyi satmamıştı. Bana sattım dedem. Benim yanımda kalman için yaptı. Canım anneciğim. Beni babama götür ne olur. Götüremem Burak. Çünkü babam burada. Babacığım! Babacığım!
Yavrum. Ben babacım dedim. Yavrum. Canım. Evladım. Doğum günüme bütün arkadaşlarımı çağırdım baba. Asım dedem de gelir mi? Bilmem. Söyleyeyim. İşi yoksa gelir tabii. Hadi. Ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Yok, şimdi sırası değil. Belki bir gün ne düşündüğümü açıklarım. Baba! Baba, babacığım! Söyle yavrum. Doğum günümde şarkı söyleyecek misin baba? Şarkı mı? Oğlumuza anlattım Ferdi. Şöhretinden, başarılarından söz ettim. Geçmişte kalmış lekeli bir şöhret. Babacığım! Nerede şimdi? Yuvaya dönmüş. Kayınpederine kapılanmış. Başka çaresi mi vardı? Şöhrete, bol paraya alışmıştı. Herif de para gani. Hele hele olmaz koleksiyonu. Paha biçilmez. Şimdi böyle tutacağım size. Neden rahatsız oldun? Sokaklar bize yasak mı kardeş? İstediğimiz gibi dolaşırız. Köpeklerini niye taktın peşime? Seni özledik be koçum. Bırak bu numarayı. Kolay mı? Aramızda bir hesap var. 6 yıl çürüdüm senin yüzünden. Senin 6 yılın. Benim bütün hayatım gitti. Şikayet etme. İyisin. Kayınpederinde çok para var. Hele. Hele o elmaslar. Düşündüğün gibi değil. Karım da babası da istemiyorlar beni. Oğlum için yanlarındayım o kadar. Düşenin dostu olmaz. Tekmelerler adamı. Eski dostuz biz. Ağzında lafı geveleme. Eve rahat girip çıkıyorsun. Elmasları istiyorum. Bana artık hiçbir şey yaptıramazsın. Polise mi gidersin? İspiyon mu edersin ha? Diyelim ki içeri aldılar beni. Kurtulacak mısın? Bana hırsızlık yaptıramazsın. İşte canım, vurun beni. Bir zamanlar karın her şeyin üstündeydi Ferdi. Şimdi de oğlun. Nasıl soyarsan kasayı da öyle soyacaksın. Okşayacaksın. Tadını çıkaracaksın. Zevkine varacaksın. Parmakların hassas olacak. Dokunduğun yerden ses getirecek. Bak böyle. Hadi üfle. Üfle. Bir daha. Üfle.
yıllara yavrum. İyi ki doğdun tatlım. İyi ki. Hadi bakalım. Beraber keselim pastanı. Hadi. Aferin. Ver bakayım tabağını. Al canım. Bırak. Bu ne anne? Altın plak yavrum. Baban yılın sanatçısı seçilmişti. Bakın hani inanmıyordunuz. Bakın işte altın plak. Babamın. Babam en iyi şarkıcı. Bakın. Onu sakladığını sanmıyordum. Kaç kez fırlatıp atmayı düşündüm. Ama haksızlık yaptığımı anladım. Oğlum için sakladım. Sarı bir maden parçası olmak isterdim. Saklaman için, unutmaman için. Anneciğim, bana biraz daha pasta verir misin? Olur ya. Ama çiçekli istiyorum. Oldu. Al bakalım. Canım oğlum, canım. Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş, karga ona anlatmış, bizimki de inanmış, tırmanıp koşa koşa balkonun kenarına, açmış ayaklarını, dikmiş kulaklarını, birkaç kere havlayıp atmış kendini yere, boom! Köpek ölmüş, karga gülmüş, ha ha ha! Köpek ölmüş, karga gülmüş, ha ha ha! Bravo! Baba, sana pasta getirdim. Burak. Dedemin elmasları baba onlar. Çabuk git buradan. Elmasları yerine koy baba. Sana git buradan dedim. O elmaslar büyüyünce benim olacak baba. Sonra veririm sana, hırsızlık yapma. Al pastayı. Doğum günü pastam. Gitme baba. Ne olursun gitme. Baba, baba. Gitme baba. Ne olursun baba. Evimde soygun oldu. Evet komiserim, bekliyorum. Bekliyorum komiserim. Sağ olun, sağ olun. Babamı polise mi vereceksin dede? Suçlular cezalanmalı yavrum. Benim babam o. Hırsız da olsa benim babam. Baban hepimizi aldattı oğlum. Nasıl bu kadar kötü olabilir? Seni nasıl bu kadar üzer? Hapse girerse daha çok üzülürüm anneciğim. Söyle dedeme babamı polise vermesin. Ne olur dedeciğim. Babamı polise verme. Üzülme yavrum. Senin her bir gözyaşın tüm elmaslardan kıymetli benim için. Polise vermeyeceksin değil mi? Hapse attırmayacaksın değil mi dedeciğim? Ele vermeyeceğim yavrum. Komiser gelince bir yanlışlık olduğunu söyleyeceğim. Sen çok iyisin dedeciğim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Nasıl bu kadar alçalabildin? Sanma ki çaldıklarının peşindeyim. Oğlumun umutlarını çaldın sen. İkimizi de yıktın. Bana değer mi veriyordun ki yıkıldığını söylüyorsun? Evet. Değer veriyordum.
sevgim büyük olmasaydı kırılışım da olmazdı. Umutlanmıştım. Üçüm, sen, ben ve oğlumuz yeni bir hayat kurarız diye heveslenmiştim. Sevmeye başlamıştım açıkçası. Oysa şimdi senden iğreniyorum. İğreniyorum! Alo? Çıldırtacaktın beni. İşi beceremeyeceksin sandım. Şimdi artık ikimiz de çok zenginiz. Hayatımız kurtuldu. Aferin. Akıllı adamsın. Menfaatini biliyorsun. Tekrar beni aramazsın diye korkmuştum. Elmasları sayabilirsin. Hepsi tamam. Hiçbir şey sorma. Oğlum bilmesin geri getirdiğimi. Belki acı çekecek ama unutacak bir gün. Nefret edecek hırsız babasından. Ferdi dur! Seni suçladığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Suçlama kendini. Kaderimiz kötü yazılmış. Değişecek her şey. Değişmez. Geldiğim yerde üç ceset yatıyor şimdi. Çiftliğe gidecektik. Burak istedi gitmemizi. Sen de bizimle gel. Nefretin sevgiden güçlü olduğunu sen de gördün Bahar. Oğlum da nefret edecek. Bunu istiyorum. Çünkü ona layık değilim artık. Bir katilim çünkü. Mecbur kaldın Ferdi. Bizi korumak için elini kana buladın sen. Katil olamaz. Bir yıldızsın sen. Yıldızlar da kayar. Hadi anne, gitmiyor muyuz? Babam değil mi anne oradaki? Evet yavrum, baban. Baba! Merhaba baba. Merhaba. Benim için mi geldin? Özledin mi? Yok, özlemedim. Zaten geçerken gördüm seni. İyi oldu. Ben de senden kurtulacağım. Sevmiyor musun beni baba? Sevsem yanıma almaz mıydım? Kollarımla sarıp öpmez miydim? Oğlum demez miydim? Ben gidiyorum ama. Git bana ne? İstersen gitmem baba. Dedem söz verdi. Polise vermeyecek seni. Başkaları verir. Ben hırsızım. Sen benim babamsın. Hırsız da olsan benim babamsın. Erkekler ağlamaz. Babasından ayrılınca ağlar. Hadi öp de gideyim artık.
istersen sevdiğini öper. Peki öyle olsun. Ben seviyorum işte. Allah ısmarladık baba. Öpmeyecek misin beni? Hadi öp baba. Babam hırsız olmasaydı ayrılmazdık anneciğim. Bırakmazdın babamı. Senin baban hırsız değil yavrum. Çünkü elmasları çalmadı. Baba! Dur! Dur baba!